akşamlar. Bugün 28 Ocak 2016 Perşembe, Edirne Televizyonu ana haber bülteni ile karşınızdayız. Sayın seyirciler, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkın Kurt'a ait nehir kenarındaki iki katlı binanın mahkeme kararıyla yıkılması kıyı şeridindeki diğer bina sahiplerini tedirgin etti. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkın Kurt'a ait nehir kenarındaki iki katlı binanın mahkeme emriyle yıkılması kıyı şeridindeki bina sahiplerini tedirgin etti. Taşkın sahası içindeki bulunan 463 yapının ne olacağı konusu halen netlik kazanamadı. Ancak özellikle Tunca Nehri kenarında bulunan depo veya bağ evi adı altında izinsiz, ruhsatsız yapılan villaların sahipleri bu durumdan tedirgin. Devlet Su İşleri'nin Tunca ve Meriç Nehri kenarındaki taşkın sahasına yapılan kamu kurumları, sosyal tesisleri ve iş yerlerine gönderdiği yakın tebligatının etkileri devam ederken, ESO Başkanı'na ait ruhsatı olmayan binanın yıkılması bölgede evleri bulunanları huzursuz etti. ESO Başkanı Recep Zıpkın Kurt'a ait olan nehir kenarındaki iki katlı binanın ruhsatsız ve kaçak yapı statüsünde olduğu ancak yargılama sürecinin de Danıştay aşamasına devam ettiği biliniyordu. Nehir kenarlarının işgali konusunda soruşturma yürüten müfettişin raporuna göre kıyı ve taşkın sahası içinde buna benzer yüzlerce kaçak yapı bulunuyor. Söz konusu bölgede binası bulunanlar yıkım kararlarının herkesin için uygulanıp uygulanamayacağı konusunda merak içindeler. Bu bölgede Edirne Belediye eski başkanlarından Hamdi Sedefçi'nin de evi bulunuyor. Sedefçi'nin evinin durumu ve diğer yapıların yıkılıp yıkılmayacağı henüz net değil. Ancak taşkın sahasında koruma planı içerisinde bulunan Tunca ve Meriç nehirleri kıyılarında yapılaşma olamayacağı da kanunlar tarafından belirlenmiş durumda. Taşkın sahası içerisinde 463 adet yapı bulunuyor.